Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Çarpanları ayırma konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yeni bir yıl, yeni bir takvim ve Ocak ayı programıyla sizlerle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi ilk konumuz çarpanlar ayırma ve dersimiz matematik tabii ki de 5.5 yayınında sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar inşallah yeni yıl bizlere mutluluk, huzur, sağlık getirir ve hayırlı bir yıl olur diyelim. Bu ay ne yapacağız? Çarpanlar ayırmayı bugün ilk gün itibariyle yapıyoruz ve sonrasında da bu ayın Ortalarında da ne yapıyoruz? Rasyonel ifadenin sadeleşmesini yapıyoruz. Zaten iki konu birbirle çok bağlantılı. Sonrasında da gelsin tatil arkadaşlar. Tatilin gözüne vuralım. İyi bir dinlenelim. İkinci dönemde bomba gibi yenelim. Bu arada tatil demişken bazı arkadaşlar hala sınav olabilir. Yazılı notlarını almadıysanız alın bence. Buna sahip olun. Neden? Çünkü yazıldan önce mutlaka yanınızda bulundurun. Akşam yatarken bir göz gezdirin. Olmadı otobüste bakarsın, metroda bakarsın. Bence yanında olsun yazılı notları bütün dersler için bile. De. Sadece matematik değil. Baksana burada ilk düzenli ordu, tarih dersleri de var. Hemen burada coğrafya da var. İç çekirdek, magma, gördüğün gibi dereler, ovalar hepsi burada arkadaşım. Dedim ve artık çok fazla uzatmayayım. Konuma geçeyim. Bugün ne yapacağız? Çarpanlara ayırma yöntemlerini göreceğiz. Sonrasında özdeşliklere bakacağız. Sonra ikinci dereceden denklemler nasıl ayrılıyormuş? Onları halledeceğiz ve en sonunda da değişken değiştirme yapıp çarpanları ağzını burnunu dağıtıp ayıracağız ve çok güzel bir şekilde konumuzu bitireceğiz. Bazıları için farklı konular olabilir ama bence matematiğin en önemli konularından birisi çarpanlara ayırma konusu. Çünkü bayağı bir yerde işimize yarıyor. Mesela limit türev integral çok mu zor? Evet 12. sırtta göreceksiniz. Çok zor konu bir konu. Çok zor değil ama çalışan yapar yine. Ama çarpanları ayırmayı biliyorsa daha güzel olur. Mesela polinomlar bile çarpanlara ayırmak. Zaten polinomlar konusu daha doğrusu. Başka yerlerde fonksiyonlarda bile çok işe yarar. Tabii ki de üst düzey fonksiyonları. Parabol göreceksin. ikinci dereceden denklem. Hepsini bilmen lazım arkadaşım. Hepsinin temeli bu konuya dayanıyor. Bu konuyu iyi bilmeliyiz diyelim ve geçelim. Kullanım alanlarına bir bakalım. Kırmızı kalemizi alalım. Çarpanlara ayırmadaki temel amaç bir bütünü daha küçük yapılara ayırmak arkadaşım. Yani polinomları daha basit polinomların çarpımı şeklinde yazmalıyız. Böylece polinom tanıdık. Daha kolay ve çözümü basit bir şekilde dönüşür. Bu da bize kolaylıklar sağlar diyelim. Ve olayı ödev vererek bitirelim. Artık konumuza geçelim. Sıfırdan ona kitabımızda arkadaşım 172. sayfada hemen bu konu var arkadaşlar. Bakın polinomlarda çarpanlara ayırma. Hemen örneğe bakıyor, konuya bakıyorsun. Örneğe bakıyorsun. Çözüp geçiyorsun. Süzüp geçiyorsun kendini. Yapamazsan canım hocam seni bekliyor. Nereye kadar arkadaşım? Sayfa 193'e kadar. Çünkü bu çarpanlara ayırma konusu hep böyle bölüm bölüm. Küp farkları, küp toplamları, üç terimlerin ayırması, terim ekleyip çıkarma. Nereye kadar arkadaşım? Ta ki polinomun sonuna kadar yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada da test, test tara geçler var. Burada da test geçler var. Bunları yapın kesinlikle diyorum ve olayı bitiriyorum. Bu arada yazılı videosunu da kesinlikle izleyin. O da size çok yardımcı olacaktır. Tesla Dinamo'da da Tesla 21'deyiz arkadaşlar. Onu da hemen açtık gördüğünüz gibi. Nereye kadar? 38'e kadar yapıyorsun. Yine yapamazsan arkadaşım. TAS uygulamasında yine karşına ne geliyor? Canım hocam geliyor ve oradan da sana örnek yapıyor. Yeni nesil sorular da var burada. Bunları da es geçmeyin. Kesinlikle üniversite sınavında size yararı olacaktır arkadaşlar. Diyelim ve olayı artık bitirelim ve yayınımıza başlayalım. Hemen bakalım ne var burada? Çarpanlara ayırma yöntemlerinde. birincisi ortak çarpan parantezine alma arkadaşım. Bakın herkeste x varsa x parantezine alıyorum. X parantezini aldım. X'i kapattım A. X'i kapattım B. X'i kapattım eksi -C. İşte bu şekilde yapacağız arkadaşım. Sakın burayı kaçırma. Hemen ısınmayla başlayalım. Bakın x var, x var, x var. Dikkat 6'nın içinde bir 2 çarpanı var. 2 kere 3. 4'ün içinde 2, 2 var. 2 kere 2. Iki. 12'nin içinde 2 var. 2 kere 6. Bir de 2 ortak. Dikkat edin. O zaman 2 x parantezine bir alayım bunları. 2'yi aldım 3 kaldı. X'i e aldım. Y kaldı. O zaman burada bir 3Y var. 2'yi aldım. Eksi 2 kaldı. X'i e aldım. Ne kaldı? Z kaldı arkadaşım. Bir de burada 2'yi aldım. Ne oldu? 6. Direkt sadece 6 kaldı. Bunları gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın aküp. A, 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 B, B var burada. Burada da A, A, B, B, B var. Bak işte burada da ne yapacaksın arkadaşım? İki tane A'lar ortak olduğu için A kare parantezini alalım. İki tane B'ler ortak olduğu için B kare parantezini alalım. Aldığında ne geliyor eline? A'ları ayırdım. B'leri de ayırdım. Ama yalnız bir A benim elimde kaldı hala. Burada bir eksi iki var. Katsayı kaldı. A hepsini almıştım. B kübün 3 tane B'nin de ikisini aldığıma göre bir tane B gelmiş oldu ve bu olayı çok güzel bir şekilde ayırdım. Çarpanlar ayırma ortak çarpan parantez ile başladı ve çok güzel bir şekilde ayırmış olduk. Hemen bakın burada ne var? Dikkat edin bu arada çok önemli bir şey var. Y eksi 2 ile 2 eksi Y arasındaki bağlantı bunlar birbirlerinin eksilisidir. Yani sen birini diğerinin yerine yazarken eksilisini kullanabilirsin. Mesela bakın şimdi şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? X parantezinde y eksi 2 var. Eksi burası da x artı 1 geldi. Yalnız burayı ne yapayım bakın. Y eksi 2 formatında yazmak için ne yapacağım arkadaşım? Buraya artı buraya eksi diyebilirsin. Ha bak o zaman şu ifade ne olacak? Eksi y eksi 2 olacak. 2 eksi y eksi y eksi 2 olacak. O zaman bunun başına bir eksi koyacağım. Bunu da y eksi 2 yapacağım. Gördün mü? 2 eksi y'yi ne yaptım? Y eksi 2 önüne eksi koyup. O zaman çarpım durumunda olduğu için iki işaret yan yana olmaz. Bu eksiyi en başa öne koyabilirim. Koyarsak ne olur peki arkadaşım? Bak bu eksi buraya müdahale eder. Ve şöyle bir şey olur. X parantezinde y eksi 2 artı x artı 1 çarpı y eksi 2 olur. O zaman şimdi çok dikkat arkadaşım. İki tarafta da y eksi 2 varsa bu adamların ortak parantezini alayım. Yapayım hemen. y eksi 2 parantezinde buradan bak bunu kapattım. Ne kaldı? x kaldı. Bunu kapattım. x kaldı. Burayı kapattım. Ne kaldı? Artı parantezinde x artı 1 kalmış oldu. E burası y eksi 2 zaten. Buraya da ne kaldı? Artının bir çarpma, dağılma etkisi yoktur. Artı x artı x 2 x bir de ne var yanında? Artı bir var. Onu da patlatmış oldum. Gördüğün gibi arkadaşım bu olayı sakın unutma. Bunu söyleyelim. Mesela A eksi B ile B eksi A arasında bir ilişki vardır. O da bu adamlar birbirinin eksisidir. Yani ister eksiyi buraya koy ister bunun önüne koy. Hiç fark etmez. Bunlar birbirinin eksisidir arkadaşım. Geldik gruplandırarak çarpanları ayırmaya. Bu sefer ne olacak? ortak bir çarpan parantesini alamıyorum. Çünkü 4 tane eleman var ama ikili ikili alabiliyorum. İkili iki alabilince de ne oluyor? Bakın ek, y parantesini alınca a eksi b geliyor. X parantesini alınca a eksi b geliyor. A eksi b'ler ortak. Bu sefer de yeni bir ortak parantezine ayrılıyor. Ne yapıyorsun? İlk önce gruplandırıyorsun. Sonra onların ortağını alıyorsun. Bak ne diyorum? İyi izle şimdi. A küp, a kare. Bunlar a kare parantezine alınır alınırsa burası a eksi 1 olur. Bu tarafa baktığımda da bakın iki parantezini alsam iki parantezini alsam eksi a'ya eksi 1 gelir. Ama bana lazım a eksi 1 lazım. O yüzden bunu da eksi 2 parantezini alırsam a eksi 1 gelir arkadaşım. O zaman şöyle bir şey olur mu? İki tarafta da a eksi 1 var. A eksi 1 parantezini alırsam kapattım. Ne kaldı? A kare kaldı. Bakın ortak parantez. A-1'i yazdım. Burası A kare kaldı. Burada da A-1'i kapatınca hop! Eksi 2 geldi. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Başka da yapılacak hiçbir şey yok. Bu da böyle kalır arkadaşım. Alıştırma sorumu da çok güzel bitirmiş oldum. Şimdi işte müthiş bir yere geldik. O da ne? Özdeşliklerden yararlanarak çarpan Şimdi burada arkadaşlar bizim zaten başka başka yöntemlerle bulup artık özdeşlik dediğimiz bunun yerini gördüğümde bunu, bunu gördüğümde bunu yazabileceğim denklemlere geldik. Özdeşlik demek ikisi birbirinin aynı sonucunu veren ve yeri geldiğinde birbirinin yerine yazılabilecek şeyler. Peki 8. sınıftan beri bildiğimiz iki kare farkı var mı? Var. Nedir o? Bir şeyin karesi diğer şeyin karesinden çıkarılırsa yani x kare eksi y kare yapılırsa en sade halleri bakın kareleri sil x eksi y bir de ne yapıyorsun X artıya çarpıyorsun. Bu kadar. Mesela x kare eksi birin karesi birdir. Burada iki kare farkı var mı? Var. En sade halleri x eksi bir. Bir de nedir? X artı birdir. Böyle görünmez kareleri lütfen gözünden kaçırma. Bakın dört kare nedir dört kare? 2A'nın karesidir. Eksi 3'ün karesi var mı? Var. O zaman ne yaparım bakın? En sade halleri 2A eksi 3. Bakın karesiz halleri. Bir de nedir arkadaşım? Artılısı hiçbir action yok. Şimdi çok dikkat. Burada aslında ne var? X kare eksi 1 bölü x kare var mı? Şey x kare diyorum özür dilerim. Şurayı düzgün yazalım. 1 bölü x'in karesi var mı? Var. Bakın x'in karesi 1 bölü x'in karesi. x'in karesi 1 bölü x'in karesi. O zaman en sade hallerini alıyorum. x eksi 1 bölü x. Bakın aldığım eksilisini bir de artısını alalım. x artı 1 bölü x. Oldu mu? Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu arkadaşım. Gördüğün gibi 1 bölü x kare aynı zamanda bakın 1 bölü x kare bunun üstünde kare vardır. Bunlar ortak bir kareye geçerler. Ortak bir kareye geçerler. Biz de o yüzden 1 bölü x'in karesi dedik. Lütfen bu gibi olayları üstü sayılardan unutmayalım. Hatırlayalım dedik. Ve sayfamızı hızlıca çevirdik. Geldik buraya. X ve Y doğal sayılarmış. Çok önemli. Yani böyle de diyebilirdi bize. X virgül Y eleman N de diyebilirdi. Doğal sayılarmış. X kare eksi Y kare 19 olduğuna göre X kare şey X çarpı nedir? Arkadaşlar benim dikkatimi bir şey çekiyor. Bakın bazen matematik sorularında şizofrence veya da böyle şüpheci nasıl niye soruları soran sorgulayan bir yapıya bürünmeniz lazım. Mesela 19 çok keskin bir şey. 13 gibi 17 gibi bir asal sayı. Ve burada soruları doğal sayı verdiler. O zaman burada iki kare farkı var. O zaman nedir olay? X eksi Y çarpı X artı Y eşittir. Nedir? 19'dur. Asal sayıların bir özelliği neydi arkadaşım? Asal sayılar bir ve kendinden başka kimseye bölünmüyor. O zaman 19 nasıl iki sayının çarpımı olabilir? İki sayının çarpımı nasıl olabilir? 19'la birden başka bir şey olabilir mi? Olamaz. Bakın şimdi kim 19? Bu adam mı 19, bu adam mı 19? Tabii ki de doğal sayı olduklarına göre farkları küçük, toplamları büyük olmalı. O zaman ne diyorum? X eksi Y 1'dir. X artı Y 19'dur. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? X artı Y eşittir 19. X eksi Y eşittir 1. Taraf tarafa gömçürttüm bunları. Bunlar birbirini götürdü. O zaman geriye ne kaldı? X 2X eşittir 20 ise x eşittir. 10 kaldı. Peki 10sa arkadaşım ne olacak? Gördüğün gibi onu neyle toplarsam 19 eder? Tabii ki de y de buradan 9 olmuş oldu. İşte bu kadar arkadaşım. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Bunu da hallettik. Buraya 19 yazmıştık. Onu bir silelim. Ne yapalım? x'in yerine 10, y'nin yerine 9 yazalım. Çarpımları da bize 90'ı versin. İşte bu kadar. Bak ne yapacaksın arkadaşım? Bazı şeylere böyle şüpheci yaklaşacaksın. Ne, nasıl, niye sorularını soracaksın. Unutma aklında kalsın. Geldik bir başka pratik bir soruya. Ne diyor bize? X eksi y, z eksi x beşmiş. Bize de 2x kare, y kare, z kare diyor. Ya bir dakika şimdi. 2x kareyi ben şöyle x kare eksi y kare diye ayırsam. iki tane x kare diye birini aldım. Diğerini de şuraya alsam. Güzel olmaz mı arkadaşım? Çok güzel olur bence. Niye? Bakın x kare x kare 2x kare. y kare eksi kare. Neden? Çünkü bu adam nedir arkadaşım? x eksi y çarpı x artı y'dir. E bu adam nedir? Bakın dikkat arada artı vardı. Artıyı almadan sakın geçmiyorsun. Artı vardı. Bir de şunu yazalım. x eksi z çarpı x artı z olacak. Peki arkadaşım x eksi y'yi sen 5 diyebiliyor musun? Şuraya bir 5 koy. X artı Y ile ilgili bir şey bilmiyorum. Bir de dikkat et. Burası neydi arkadaşlar? Burası neydi? Z eksi X'i vermiş ya bize. X eksi Z birbirinin eksisiydi. O zaman şuraya bir tane eksi parantezinde Z eksi X yazsam. Bunu bu şekilde oturtsam. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? X eksi Y gördüğün gibi 5. Z eksi X burası da 5. O zaman toparlayalım şurayı. 5 ile çarptım burayı. Ne oldu? 5x artı 5y oldu. Yalnız şuna dikkat şimdi. Burası eksi 5 oldu. Artı da önünde var. Artı eksi eksi. Eksi 5'i dağıtacağım şimdi. Eksi 5x eksi 5z oldu. Eksi 5x artı 5x birbirini götürdü. 5 parantezinde ne geldi arkadaşım? Y eksi z geldi. Ya bir dakika şimdi. Cevabım bu mu? Bu. E peki nerede? E x eksi y'yi biliyorum z eksi x'i biliyorum. ama bunu bilmiyorum ki. o zaman şöyle yapalım mı? Bir taraf tarafa yine yazalım. x eksi y 5 ise z eksi x eşittir 5 ise Taraf tarafa bir toplayayım. Bakın x'i artı x eksi x birbirini götürsün. Ne olmuş oldu? z eksi y taraf tarafa topladığım için z var, eksi y var. 5 artı 5 10 oldu. Şimdi çok dikkat. z eksi y' ile. Y eksi Z arasındaki ilişki neydi? Birbirinin eksilisi olmalı. O zaman bu adam 10'sa bu adamda ne olacak? Eksi 10. E 5 kere eksi 10 nedir dostum? 5 kere eksi da bize eksi 50 cevabını verdi ve çok güzel çok pratik ama aynı zamanda da biraz da alengirli bir soruyu geride bırakmış olduk. Şimdi geldik ikinci muhabbete. Aslında biz bu küplerin açılımını tam kare açılımlarını nereden biliyoruz? Tabii ki de ta ilk konulardan biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kombinasyon konusundan sonra ne görmüştük? Pascal üçgeni görmüştük. Ömer Hayyam üçgeni görmüştük. İşte bu üçgen arkadaşlar bize ne veriyordu? Açılımın katsayılarını veriyordu. Tabii biz burada zorlamayacağız. Kare ile küpe bakacağız. Nasıldı peki? Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı vardı. Bu artı, bu aradaki artıydı. Burası eksi olunca sadece aradaki şurası eksi oluyordu. Başka hiçbir şey yoktu. Yalnız dikkat et, bir daha söylüyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesiydi. Biraz hızlı söylerken pratik olursan ne yaparsın arkadaşım? Hocam birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı x, iki katı 2x. Birin karesi de, ikincinin karesi de 1 yine diye pratik bir şekilde yapabilirsin. Geldim aşağıya. Aşağıdaki ne diyeceğim bakın. Birincinin karesi. Eksi. Arada eksi var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bu eksi tabii ki de birinci ile ikincinin çarpımındaki eksi 3 y'den geliyor. Bir de arkadaşım ikinciyi 3 y diye kabul ettiğim için karesi olacak. Bakın birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı ikincinin karesi. O zaman şunu bir toparlasak şöyle olsa, olur mu? 4 x kare eksi 2, 4, 12. 12 x, y. Bir de ne olacak arkadaşlar? 6, 9, y kare olacak. İşte bu kadar. Devam edelim şimdi. Çok güzel geldik buraya kadar. Hemen birincinin karesi yapalım. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yapalım. Ve de artı ikincinin karesi yapalım. Bakın yine çok düzgün yazdım. Şimdi toparlayacağım. X'in karesinde bir ekşin yok. Bakın yalnız burada x bölü 1 ile 1 bölü x birbirini götürdü. Eksi 2 diye bir sayı geldi. Artı 1 bölü x kare geldi. Bakın bunlar neden önemli biliyor musunuz? Adam bazen bize soruda şunla şunu verecek. Sen diyeceksin ki ha bunun kare açılımı. Ne zaman ortaya bir eksi 2 gelse çok güzel olur. Çok da iyi olur diyeceksin. Ve bu soruyu güzel bir şekilde yapıp geçeceksin. Farzı misal. işte sana soru. X kare Y kare var. X çarpı Y var. Hani demişler ya un var. Şeker var. Ne duruyorsun? Helva yapsana. İşte tam da bu onun gibi bir soru. E, X eksi Y'nin karesini sen aldığında bakın X eksini Y 3 olduğuna göre sen bir her iki tarafın karesini istediğini yap her iki tarafa istediğini yapabilirsin. E bunu yaptığında ne görüyorsun? X kare eksi 2 X Y artı Y kare eşittir 9 olduğunu görüyorsun. E adam bana ne soruyor? X kare y kareyi. Bunu aldım bunu aldım. Bana sorulan x kare artı y kareyi geldim. E eksi iki tane x y diyor. X y dediğim şey sekizdi. E burada da ne var? Dokuz. E arkadaşım eksi iki kere sekiz eksi on altı. At karşıya ne olmuş oldu? Artı on altı olmuş oldu. Dokuza on altı eklersem o da bana çok güzel bir sayı. Beşin karesini yirmi beşi verir. İşte çok güzel, çok iyi bir soru. Bu soruyu da geride bırakmış oldum. Ne yaptım? Karesini aldım ki kareler elime gelsin diye. Zaten karesini alınca birinci ile ikinci çarpımın iki katı vardı. Orayı da unutmadım. Orayı da koydum. Çok iyi bir şekilde soruyu yapmış oldum. Şimdi işte müthiş bir dikkat sorusu. Ya hocam paydaları mı Ne yapacağım? Bu ne biçim soru deme sakın. Dediğim gibi bazen soruya böyle şüpheci, şizofrenci böyle niye neden diye yaklaş. Bak burada 1 bölü 16 var mı? 1 bölü 16 nedir dostum? 1 bölü 16 1 bölü 4'ün karesidir. Bak bunu yaptım. Devam ediyorum. 9 bölü 25 nedir arkadaşım? 9 bölü 25 3 bölü 5'in karesidir. Yalnız bir dikkat. Bunun paydası 4. Bunun paydası 5. Çarparsam 20 eder. Allah Allah. Sanki şöyle mi? 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 5 yapsam Bakın bunun paydasında 1 var. E sonuç 6 bölü 20 çıkıyor mu? E bu da aynı zamanda 3 bölü 10 mu? Of çok iyi. Sanki bunu verdi. O zaman böyle sorularda kökün içinde olduğu için sen böyle sorularda tam kareyi kovala. Tam kareyi kovalarsam hocam 1 bölü 4'ün karesi bakın burada ne var? Eksi 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 5 var. Bir de arkadaşım artı 3 bölü 5'in karesi var. İşte şüphecilik matematikte bu kadar önemli. Şimdi yalnız burada müthiş önemli bir olaya daha geldim. O da şu. Bakın burada belli bir şey. 1 bölü 4'ün karesi eksi 3 bölü 5'in karesi. Bir de birinci ile ikinci çarpımı var. O zaman burada bir kare işlemi var. Ben bir de ne var üstümde? İkinci dereceden kök yani kare kök var. Şimdi biz 9. sınıfa bir yol alalım arkadaşlar. 9. sınıfa bir yol alalım. 9. sınıfta bana şöyle diyor muydu? Benim çift derecem varsa bu 2 değil sadece 4'te de olur. Benim içeride A diye bir değişkenim varsa onun da karesi varsa. Bu kök kare kökle iki birbirini götürür. Mutlak değer A gelirdi. Dikkat. Mesela burada A-B'nin eksi karesi 4. kuvveti varsa 4. kuvvetle dördüncü kuvvet gider. A eksi B mutlak değer gelirdi. Bakın bu olayı ve bu olayı lütfen unutmayalım. O zaman ne diyorum dostum? Kırmızı kalemimi alayım. Senle sen kareler kare kökler giderse 1 bölü 4 eksi 3 bölü 5 mutlak değer gelir. Peki gelirse ne olur? Şunu 5 ile genişletelim. Şunu 4 ile genişletelim. Mutlak değer içinde 5 eksi 12 bölü 20 diye bir cevap gelir ki bu da eksi 7 bölü 20'dir. Mutlak değer olduğu için cevabım da 7 bölü 20 çıkacaktır pozitif olarak. İşte budur arkadaşım. İşte budur dünyalı dostum. Bak ne yaptım işte bu kadar. 5 ile genişlettim 4 ile genişlettim. 5 eksi 12'den dolayı paydamda 20 oldu. Mutlak değeri sakın kaçırma. Bakın size hatta bir şey daha hatırlatma arkadaşım. Bu sefer de şu tersten hatırlatma yapalım. Bakın şu ikisi karışmamalı. Kesinlikle bunu karıştırmayın. Bakın kök içinde 6. dereceden A eksi B'nin bu nedir? Bu adamla bu adam gider. Bunun cevabı mutlak değer A eksi B'dir. Ama ama dikkat edin. 6. dereceden bakın burada A 6. dereceden bir kök varsa bunun 6. dereceden kuvvetini alırsan bununla bu birbirini götürür. Yalnız bu sefer sadece a dışarı çıkar. Yani sen kökün kuvvetini alırsan burada görünmez 2 var. Sen bunun karesini alırsan bu a'dır. Yalnız a'nın karesinin kökünü alırsan bu mutlak değer a'dır. Bu ikisi arasındaki farkı lütfen iyi anlayalım dedim ve bu soruyu da bitirmiş oldum arkadaşım. Bunu bitirdik, bunu anlattık. Orada bir ekran görüntüsü almanı tavsiye ederim. Hatta bir tık geri al Ekran görüntüsü al, öyle geç. Çünkü önemli o kısım. Şimdi geldik 2 küp toplamına ve 2 küp farkına. Burası da çok pratik bir olay. Hani benim size tam iki kare farkında en sade hallerini alın dedim ya. Burada da x küp y küp arası artıysa en sade hallerini alıyorsun. x küp y küp arası eksi ise en sade hallerini alıyorsun. Aldın mı dostum? O zaman en sade hallerini aldıktan sonra buraya da şunun ters işaretlisi gelmek şartıyla Sanki tam kare alıyorsun. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinciyle ikinci çarpımı iki katıydı ya. İşte burada iki yok. Burada iki yok sadece. Aynı görüntü iki yok. Ne yapıyorsun? En sade hallerini alıyorsun. Arası artıysa artı. Burası artıysa burası eksi. Burası eksi ise burası artı. Olay basit. Bak. Bunun kübü var mı? X küp eksi birin kübü. Arkadaşım hocam ne yapıyorsun ya? Bir görüyorsun. Birin karesi yazıyorsun. Bir görüyorsun. Birin kübü yazıyorsun. Bu bir ne? Arkadaşlar birinin üstü ne olursa olsun hiç fark etmez her yere kondurabilirsin. Şimdi çok dikkat etmen gereken yeri söyleyeyim. Bir kere en sade hallerini aldın. Nedir? X artı bir. Sonra ne yapıyorsun? Tam kare alır gibi yapıyorsun. X kare birinci ile ikinci çarpımı X kere bir sadece X arası burası artı olduğu için burası eksi. Artı birin karesinden dolayı da biri yerleştiriyorsun. Olay bu. Bak şimdi şuna bir bakalım. Şurada kırmızıyla gösterelim. 2x'in kübü var. Eksi 3'ün kübü var. Bak en sade hallerini alıyorsun dostum. Aldım mı en sade hallerini? 2x eksi 3'ü aldım. Bitmedi. Birincinin karesi 2x'in karesi 4x karedir. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Burası eksi olduğu için burası artı olacak. 3 kere 2x 6x yapıştırdım. Ve de 3'ün karesini aldım. 9. İşte budur. Olay bu en sade hallerini alıyorsun. Arasının işareti neyse değiştiriyorsun, araya koyuyorsun. Birincinin karesi, nin karesi, birinci ile ikinci çarpım. iki katı değil de ne yapıyorsun? Birinci ile ikinci çarpımını yapıyorsun. Olay bu kadar. Başka bir şey yok. Şurayı sakın karıştırma. Burası eksi sanki artı gibi gözüküyor gibi geldi bana. Orası eksi olacak. Olay bu arkadaşım. İki küp toplam, iki küp farkında olayım budur. Mesela bakın şimdi. Bu arada şunu da gözden kaçırmayın bir bu arada şunu gözden kaçırmayın arkadaşlar burası çok önemli bir şey ee, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı değil de tek katı varsa orada genelde soru sana tam tam iki küp farkıyla iki küp toplamını istiyordur. unutma geldim şimdi soruma geldim şimdi soruma bu soruyu nasıl yapabilirim bir düşünelim burada ne var arkadaşım İki küp neyi var farkı var bir kere bu açılımdan yapalım en sade hallerini aldım o zaman buradan x, kü, e, x kare yaptım. Özür dilerim. Birincinin karesi. Arası eksiği de artı olacak. Birinci ile ikincinin çarpımını yaptım. Bir de ne yaptım? Y kareyi koydum. Şimdi çok dikkat. Şurada bir farkındaysanız x, y'ler ortak. x çarpı y'ler ortak. O zaman burada ortak parantesini alırım. Çünkü burada 2x bir y var. Burada da 1x 2y var. O zaman burada x eksi y'ye gelmiş oldu. Burası da 24 oldu. E bu adam 4 ise, e bu adam 6'dır. Ne anlamış oldum? X çarpı Y'nin de 6 olduğunu anlamış oldum. Çünkü bu adam 4'müş. 4 ile neyi çarparsam 24 eder? 6 olduğunu gördüm. Şimdi yalnız soru da ben buranın 4 olduğunu biliyorum. Bu tamam cepte. Bak bu cepte. Eyvallah. Ama x kare y kareler var. Onu nereden yapabilirim? Hatırlarsanız ilk sorularda görmüştük. Bu adamın karesini alabilirim. Bakın x eksi y'nin karesi Eşittir 4'ün karesi alırsak ne olur? X kare gelir eksi 2'ye birinci ile ikinci çarpımı 2xy gelir artı y kare eşittir 16 olur. Şimdi çok dikkat arkadaşım ben neyi biliyorum? Xy'nin 4 olduğunu biliyorum. O zaman x kare eksi 2 çarpı 4 artı y kare eşittir 16 eksi 2 kere 4 eksi 8. Karşıya atalım eksi 8'e artı 8 diye x kare artı y kare eşittir 24 gelmiş oldu. Bak şimdi arkadaşım olay çok temiz ve net bir yere geldi. Çok temiz ve net bir yere geldi. Bir daha soruyorum. Bana x kare y kareyi verdiği için kesinlikle bir kare alma işlemi yapmam lazım. Onu burada yaptım. Çok güzel. Yapınca burası 16. Burası tam kare, iki kare, e, tam kare açılımı. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x'ye. Iki burada ne oldu? Arası eksiydi. Eksi 2 çarpı 4 geldi. Pardon 4 değil. Şurası 6 olacakmış. Allah! Allah! Sakın yanlış yapıyorduk az kalsın. Burası 6 olacakmış. 2 kere 6 18. 2 kere 6 12. Karşıya attım. Artı 12'den 28 geldi. Bir daha bakın buraya. X çarpı Y 6'ydı. Çok güzel yaptım. Sakın beni yorumlarda linç etmeyin. Devam ediyorum şimdi. X kare Y kareyi buldum. Neymiş onlar? 28'miş. Artı X'ye çarpımını 6 olarak buldum. Burayı da hallettim. O zaman 4 kere 34 120'den bak 30 kere 4 120. 4 kere 4 16. 120'ye 16 eklersen 136 cevabını çok iyi bulursun arkadaşım dediğim. İşte bu kadar çok güzel bir soru. Bana kare lazım. Kareleri bulmak için x eksi y'nin karesini aldım. Bunları çok güzel yaptım. Dikkat edin bakın kaçırmadık. X y'nin çarpımı 6 idi. 6'yı yerine koydum. Eksi 12. Karşıya attım. 28. Buraya da yerleştirdim. 6'yı buradan çektim. X kare artı y kareyi biliyorum. X y'yi biliyorum. X eksi y'yi biliyorum. Her şeyi biliyorum. O zaman soruyu da çok güzel bir şekilde yaparım ve yaptım. Şimdi geldik 2 terimli toplamlara. 2 terimin toplam farkının kübüne geldik. Bu sefer yine nereye gidiyoruz arkadaşım? Pascal üçgenine bak. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Yani benim kat sayılarım 3, 3 olacak. Bak 3, 3. Burada ne yapıyorduk bir de hatırlarsanız? X küple başlayıp X kare X, X gidiyor. Bir de ne yapıyorduk? Y üzeri 0, Y üzeri 1, Y üzeri 2, Y üzeri 3. Yani Y'ler artıyor. Eksi olunca ne oluyordu? Eksi şu Y tek başına geldiği için ikinci de ve küpten dolayı da üçüncü işarette yine eksi olacaktı. Burayı sakın kaçırma. Rahat ol. Yavaş yavaş yapalım. Birincinin kübü. Bakın arası artı. Herkes artı. 3 çarpı. Birincinin karesi çarpı ikinci. Artı. 3 çarpı. Bakın x bir tane düştü. Birin üzeri bir arttı. Artı. Bir de ne olacak? Birin kübü olacak. Diğerleri gidecek. Üçleri unutmuyorsun. Üstleri azaltmayı unutmuyorsun. Üstleri arttırmayı unutmuyorsun. Bak birin üzeri sıfır. Birin üzeri bir. Birin üzeri iki. Birin üzeri üç. Bitti. Hemen bunu düzeltelim. Ne olsun bakalım? X küp artı 3x kare artı 3x artı 1 geldi. Peki bunu toparlarsak ne olur? Bakın 2x'in kübü. Bakın eksi geldi. Aslında eksi değil burası artıdır. Çünkü niye? Ee, eksi y'den dolayı kaynaklanıyor. Biz eksiyi baştan koymuş olalım. 3 çarpı 2x'in karesi çarpı y üzeri 1. Artı bakın eksiği koydum. Artı 3'ü koyduğum 2x artık birinci kuvvete geldi. Burası y kare oldu. Bitmedi işim. Bir tane daha eksi var. O da ikincinin küpü y küp oldu. Bunu şimdi düzeltelim bir. 2x'in 2x'in kübü 8x küptür. Eksi 4x kare y var. Başında da 3 var. 12x kare y olmuş oldu. X var, y kare var. 3 kere 2, 6. Artı 6 tane x, y kare geldi. Ve en sonunda da eksi y küp gelmiş oldu. Olay bu arkadaşlar. Bu arada yine söylüyorum. Şuradaki eksilerin sebebi burada eksi y'nin birinci kuvveti eksi y'nin kübü olduğu için bu işaret değişir. Eksi y'nin karesi artı olduğu için bakın burası artıdır. Yapacağımız şey Pascal üçgenleri hatırladığımızı zang 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 yerine koymak. Geldik bir başka soruma. Bakın şimdi çok dikkat edin buraya. Burada x eksi y'yi soruyor bizi. Elimde de küpler var, üçler var, y küpler var. Arkadaşım şunun bir kübünü alsak nasıl olur? Bakın bunun kübünü alırsak. X küp eksi 3 x kare y artı 3 x y kare eksi y küp. Bak arkadaşım neden böyle dura dura yapıyorum? Çünkü ben de Ezbere bilmiyorum. X'in küplerini azaltıyorum, y'nin üstlerini arttırıyorum ve olayı bitiriyorum. Şimdi çok dikkat dostum, çok dikkat. Ne yapacağım bak iyi izle. Zaten elimde x küp var, zaten elimde 3x kare, 3xy kare var. Bir de bunların eksilisini istiyor benden. Şuranın eksilisini istiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz bakın? X küp gelsin buraya. Bir de şuradan ne gelsin? 3xy kare gelsin. Bakın şuradan da eksi parantezine alınmış y küp artı 3 x kare y gelir mi? Gelir. Bana da bunun cevabı nedir diye soruyordu. E kardeşim x küp buradaki adamın değeri 32 değil mi? Eksi. Bunun değeri şu içerinin değeri 40 değil mi? Tamam. O zaman ne oldu? 32 eksi 40 eksi 8 oldu. Bu arada ben ne yaptım arkadaşım? bana sorulan sorunun x eksi y'nin kübünü aldım. Bakın kübünü alınca cevabım eksi 8 çıktı. E kardeşim x eksi y'nin kübü eksi 2'nin kübü ise o zaman küpler birbirini götürür. x eksi y eşittir eksi 2 olur dedim. Bunu unutma. Hatta şöyle de diyebilirdik. Bunun cevabına k diyelim. Buranın cevabı da k küp olur. K küp olur. Burası da K küp olur. Burası da K küpse o zaman K'nın cevabı da eksi 2 olacaktır da diyebilirdim. Ama ben bu yolu çeştim ve güzel bir şekilde bitirdim. Şimdi bakın arkadaşım çok güzel bir yere geldik. Bir konu var. Çok pratik bir konu. Burayı unutma. Çok güzel bir konu. O da şu. AX kare BX artı C'de A 1 olduğunda sen şuraya bakacaksın iki sayının çarpımı şeklinde ayıracaksın. Burası zaten x x diye ayrılacak. Ve buradaki aradaki b de m ile n'nin toplamı. Yani burada çarpmaları burada iki sayının çarpımı burada da iki sayının toplamı şeklinde yazılabiliyor mu ona bakacaksın. Mesela örnek burası x x diye ayrıldı. Bakın burası da hangi iki sayının çarpımı eksi 15 toplamı artı 2'dir. Hangi iki sayının çarpımı eksi 15 toplamı artı 2'dir? Tabii ki de çok kolay. Artı 5'e eksi 3. Bakın artı 5 eksi 3 ne olur? Artı 2 olur. O zaman şöyle mi oldu? X artı 5 çarpı x eksi 3 ayırdık. Ne yapıyorsun? Bununla bu, bununla mı? Çapraz da olur hiç fark etmez. Çünkü zaten aynı x'ler hiç fark eden bir şey yok. Ama burası a olursa bu sefer dikkat edin. Buraları da işin içine katıyoruz. Yani hangi iki sayının çarpımı bunu verip buradaki p'lere de, burada da çapraz çarpmalara falan çok dikkat etmemiz lazım. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu diyorum bak. Burası 2x'e x ayrılıyor ya, örnek üzerinden göstereyim. Ben buraya ne yazarsam artı 11'e ulaşırım. Yalnız burayla çarpacağım. Mesela bakın burası 3'e 2 ayrılsa 3 kere 2 6, 2 kere 1 2. Cık, hiçbir şey olmaz. Bakın burayı artı 6'ya eksi 1 diye ayırsan nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu adamla bu adam çarpılacak. Bu adamla bu adam çarpılacak. Çarpılınca çok süper bir şey oluyor. Bu arada iki parantez olacağını unutmayın. Birinde 2x birinde x olacak. Kimle kimi çarpıyorsam bakın onu diğer paranteze atıyorum. Çünkü bu parantezler çarpım ya birbirlere çarpılacaklar. İşte bu kısım çok önemli. Bakın kim kimle çarpılacaksa diğer paranteze gidiyor. 2x 6 ile çarpılacaktı ya artı artı buraya ...eksi 1 bununla çarpılacaktı ya... ...o da diğer para, paranteze gidiyor. Neden? Bakın 2x kere x... ...2x kare. 2x kere 6... ...12x eder. Eksi 1x, 11x eder. Eksi 1 kere 6, eksi 6 eder. O yüzden bakın... ...burayı parçalıyorsun ve kolay değil. 6'nın katlarını düşünüyorsun. Eksi 1'e 6 mı? Eksi 6'ya eksi 1 mi? Eksi 6'ya 1 mi daha doğrusu? 3'e eksi 2 mi? Eksi 2'ye 3 mü? Bunları unutmuyorsun ya da eksi 3'e artı 2 mi? Unutmuyorsun. Burada çarparak burayı bulmaya çalışıyoruz. Yani biraz bilmece bulmaca gibi ama güzel bir soru. Tarzı çok önemli çok güzel. Buraları sakın kaçırmayalım. Mesela bakın şimdi de burada bize böyle bir soru verilmiş. Bu soruda ne yapabilirim? Bir onu düşünelim. Aslında bu soruyu aslında bu soruyu değişken değiştirmenin içine değil de ekleme çıkartmanın içine konuluyor genelde bu soru. Bir görelim bakalım nasıl yapabiliriz? Şunu şöyle çekebilirim. Bakın x üzeri 4. Hani bu 3'ün karesi ya. Bu da x'in karesinin karesi ya. Sanki tam kare gibi düşünebilirim. Tam kare gibi düşünürsem yani 3 var burada. 3'ün karesi. x kare bir de 3. Birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı olduğu için sen buraya eksi 6 x kare artı 9 yazsan buradaki sistemi bozmamak için buraya bir eksi 4 x kare koyarsın. Bak koyarsan ne olur? Burası tam kare oldu mu? Oldu. Nasıl oldu peki? Bir daha gösterelim. X karenin karesi eksi 2 tane 3 kere x kare artı 3'ün karesi oldu. Burayı hallettim. Bir de şurada eksi 4 x kare vardı. Onu da şuraya şapmadan koyayım. Bak şimdi arkadaşım. x karenin karesi, birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikinci çarpım. iki katı önde de eksi var. O zaman sanki burası x kare eksi 3'ün karesi değil mi? Dışarıda da eksi 4x var mı? 4x kare. Yalnız şu eksi 4x kareyi de x kare eksi 3. Burayı da eksi 2x'in karesi yapabilir miyim? Yaparım. Peki yapsam ne olur? 2 kare farkı gelir mi? Gelir. Bak en sade hallerini yazıyorum. Topluyorum. En sade hallerini yazıyorum. x kare eksi 3. Çıkartıyorum. İşte bu kadar. Buna ekleme çıkarma da diyorlar. Ben daha çok tam kareyi görüp ayırma diyorum. Bakın burası 3'ün karesi, burası x'in karesi. Birinci ikinci çarpımın iki katı 6x karedir. 6x kareyi yazdıktan sonra bu eksi 10x kare bozulmaması için ne yapıyorum? Bunu yapıyorum ve olayı bitiriyorum. Şimdi geldik son olarak değişken değiştirmeye. Bir tane örnek sorun var ve bir tane de burada sorun var. Sonrasında da olayı bitirip e, pardon bir sorun daha varmış. Bunları bitirip hemen dersi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Hızlıca yapalım. Çok önemli bir konu. Biraz uzun sürmüş olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen bakın burada ne var? X karenin x kare eksi 2x. Burada da x kare 2 x 2x var. Şimdi değişken değiştirmede biz bunları a diyelim. x kare eksi 2x'e eşittir a diyelim. a dersen bakın soru ne kadar güzelleşiyor. a kare eksi 11a artı 24 oluyor. Peki arkadaşım biraz önce daha gördük. Hangi iki sayının çarpımı Bakın A karedir. A ile A. Hangi iki sayının çarpımı 24? Toplamı eksi 11. Tabii ki de çok basit olarak eksi 3 ile eksi 8 oldu. Bunu bu şekilde yazdığım anda bakın A eksi 3 geldi. Bir de ne gelmiş oldu? A eksi 8 gelmiş oldu. Peki A kimdi? Biz ne yapıyoruz şimdi? Diyoruz ki ey ruh değil tabii ki de ey A geri gel. Buradaysan geri gel diyoruz. O da diyor ki tamam geliyorum diyor. Buradan geliyor bak. X kare eksi 2x eksi 3 yapıyorsun. Bitmedi. Bir de ne yapıyorsun? X kare eksi 2x eksi 8 yapıyorsun. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü bakın burası x'e x diye ayrılır. Burası eksi 3'e artı 1 diye ayrılır. Burası x'e x diye ayrılır. Burası da eksi 4'e artı 2 diye ayrılır. O zaman bunları güzel bir toparlarım. Ve sonrasında da bitti sayarım. Bak ne oldu? X eksi 4'e X artı 2 diye işte çarpanlarına dibine kadar ayrıldı. Süper bir şekilde dibine kadar çarpanlarına ayırmış olduğu Geldik çok kallavi bir soruya. Bakın değişken değiştirme nerede nasıl işime yarıyor görelim. Değişken değiştirme biraz zorlanabilirsiniz zorlayabilirsiniz. Ama bulmak genellikle kolay oluyor. Bakın burada 50 var 60 var. Burada da 25 var. Buna dikkat edin. Ben şimdi 50'ye 1K desem o zaman 60 dediğim şey ne olur? K artı 10 olur mu? Olur. 25 de kalsın. K bölü 2 yapmayayım. O zaman ne olacak arkadaşım? K parantezinde bakın K çarpı daha doğrusu buna K demiştik. Buna da K artı 10 demiştik. O zaman burası K artı 10 oldu. Bir de burada 25 var. Peki ne alaka hocam? Ne olacak şimdi? K'yı da attım. K kare. Buradan da ne geldi? 10K. Buradan da ne geldi? Beşin karesi. Yapıştırdım. Bu bana bir şey söylüyor mu? Söylüyor. K'nın karesi. E, K. K'nın karesi. E beşin karesi. E birinci ile ikinci çarpımın iki katı var. O zaman yapıştır bakalım neyi? Burada K artı beşin karesi var. Birinci ile ikincinin çarpın iki katı. Demek ki tam kare var. Burada ile kare ile kök birbirini götürdü. Tabii ki de ben burada K'nın 50 olduğunu biliyordum. O zaman burası ne olacak? 55 olacak dediğim. Bakın bir de bu soruyu şöyle de yapabilirdiniz. Tabii ki de normal matematik işlemine 50-60 ile çarparsam 3000-3025 eder. Bakın 3025. Ben size daha önce de öğretmiştim. Gelin bakın şöyle söyleyeyim. 25 kere 25 dersen 5 kere 5 25. Burada da ikileri, 2 kere 2 değil de bir fazlasıyla çarpıyorsun. 2 kere 3 6. 625. Mesela bakın 95 çarpı 95 nedir arkadaşım? Burası 25. Burası da 9 kere 9 değil de 9 kere 10 yapıyorsun. 9.025. Şimdi bak burada da şuranın çarpımını sen 3.025 diyebiliyorsun ya hangi iki sayının çarpımı 30 bir diğerinden bir fazla nedir o? 6 ile 5. Demek ki burası da 55 çarpı 50, 55 çarpı 55 olacak. Niye? Çünkü 5 kere 5 25 5 kere 5 değil de bir fazlası 6 kere 5 30 olacak. Biz de zaten ne bulmuştuk? 55 bulmuştuk. Ama tabii ki de değişken değiştirmeyle yapsan daha güzel olur. Geldim son soruma. Bakayım bu soru ne? Bu soru çok güzel, çok zorlayıcı bir soru. Ve bunu artık uzatmayacağım. Ne görüyorsun, ne yapıyorsun demeyeceğim. Direkt yapıştıracağım. Biraz zorlayıcı bir soru. Bakın şimdi arkadaşlar. Bize x'e 1 bölü x vermiş. Var mı burada bir şey? Yok. O zaman dikkat. x kare eksi 3 x eksi çarpanlara da ayrılmıyor. Hiçbir şey olmuyor. O zaman ben burayı her tarafı x'e bölüyorum. Bak bölersem x kareyi böldüm x geldi. X kare 3x'i böldüm 3 geldi. Eksi 1'i böldüm ne geldi? Eksi 1 bölü x geldi. Şimdi arkadaşım cevaptan oldu? 0 x'e böldüm 0. E 3'ü karşıya at. X eksi 1 bölü x dediğin şey nedir? 3'dür. Bak şimdi her iki tarafın karesini alalım mı? Alalım. Her iki tarafın karesini aldığımda ben ne görüyorum arkadaşım? Bak x kare hani vardı ya birinci ile ikinci iki katı. X'ler birbirini götürüyordu. Bir tek 2 kalıyordu. Bir de ne var? 1 bölü x kare var. Onun cevabı da nedir? Dokuzdur. Bakın şimdi aynısının tıpkısının benzerini yapacağım. Burada bunun cevabına ben ne diyeyim? K diyeyim. Her iki tarafın karesini alsam K kare. Bana ne lazım? K kare lazım. Peki X artı X'in karesi birinci ile ikinci çarpımının iki katı X şey iki. Hani X'ler birbirini götürüyor diyor. 2. Bir de burası ne oldu? 1 bölü X kare oldu ve cevabım K kare olmuş oldu. Bana ne lazım? Bu arada K lazım Dedim. Bunu da unutmayalım. Şimdi bu ben ne biliyorum? X kare artı 1 bölü X kare dediğim şey eksi 2'yi karşı atarsam 11'dir. Bir de burada ne vardı? 2 vardı. 13 etti. E K kare ne çıktı? 13 çıktı. O zaman K kare 13 ise alabileceği değerleri bulalım diye niye söylüyor? Çünkü ben her iki tarafı köke alırsam bakın bu kökle kare gider. Mutlak değer K kalır. Burası da kök içinde 13 olur. Kök içinde 13 olduğuna göre o zaman k ya eksi kök 13'tür ya da k nedir arkadaşım normal kök 13'tür. Bize de alabileceği değerleri bulalım diyordu. Bazen bazı test kitaplarında kesinlikle bu soru bulursun. Yani bazen kesinlikle oldu ama olsun. Yani bu soru çoğu test kitabında vardır. Bu konunun zor sorularındandır. Hatta milli eğitimin kazanım testlerinde de vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu soru çok özel bir soruydu. Ve bu soruyu da biz de çözmüş olduk. Sözü fazla uzatmayalım. İnşallah yazılarınız iyi gidiyordur. Yazılı olmayanlara yazılarda başarılar dilenim. Ve lütfen testlerimizi çözmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ve konumuzu da bu şekilde bitirmiş olalım. Konuyu kapatırken neler yaptık bugün? Çarpanlar ayırma yöntemleri. Özdeşlikler acayip önemli. Şunları lütfen alışalım. iyice alışalım. Test kitabımızda bolca örnek var. Yapalım. Değişken değiştirme çok karşınıza çıkmaz. Ama gerektiği yerde lazım olur diyeyim. Ve yeni yılın ilk dersini bitirmiş olalım. İşte karşında yeni yılın ilk ödülü sorusu. 2022'ye KD cevapları yoruma yaz. Like butonunu kırmayı unutma. En önemlisi de sizleri sevdiğimi unutmayın. Hepinize iyi yıllar. Bir dahaki derste görüşürüz.